Herkese günaydın. Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Büyükada'ya gidiyoruz. Biz bugün güneşle birlikte Büyükada'ya gidiyoruz. İstanbul'daki benim son günüm, son boş zamanım. Cumartesi pazar eğitimim var. Şoförümüz, dayımız, kardeşim. Hello. Bizi iskeleye bırakacak. O eve gidecek çünkü gece çalıştı. Bizimle birlikte olamayacak. Onu Fethiye'de ağırlayacağız. Bugün Büyükada'yı gezeceğiz birlikte. Büyükada'da görüşürüz. Dayımız bizi bıraktı. Biz şimdi vapura geldik. Buradan Büyükada'ya gideceğiz. Çiçeğimle. Tamam, şimdi bak şu vapura bineceğiz, biliyor musun? Şu vapura biz bineceğiz. Saatimizin dolmasını bekliyoruz. Çok erken gelmişiz. Henüz bekliyoruz. Çok da kimse yok. Baksanıza boş. Ya biz gelmeden herhalde çok kısa süre önce gitti herhalde. O gitti, biz geldik galiba. Gidiyoruz işlemleri için, bekliyoruz. Aa, kuşa bak, kuşa. Camda bak, görüyor musun? Çok sarkma. Bir de bak bana. Güneş. Hayatım, bana bakacağım, bana. Yıllar sonra tekrar Büyükada'ya adım atmış bulunmaktayız. Şu anda Büyükada meydandayız. Çok değişmiş. Yani 7-8 yıldır gelmiyordum. Gerçekten çok değişmiş. Biraz böyle duygu yüklüyüm. Malum annem, babam, teyzelerim, bütün akrabalarım rahmetli olduğu için ve buraya en son onlarla geldiğim için biraz böyle anılarım, ne derler, depreşti mi derler. O yüzden biraz böyle duygu yüklüyüm, duygulandım. Çok da değişmiş. Bu kadar şey yoktu sanki biz geldiğimizde. Bu da adanın diğer tarafı. Yani iskeleden ilk önce sağ tarafa yürüdüm. Sizi sağ tarafa çektim. Şimdi de sol tarafa doğru yürüyorum ve oralara çekiyorum. Ve buralar da bayağı değişmiş. Ve Büyükada'nın çarşı kısmına geldik şimdi. Thank you.
burada bisiklet kiralanıyor. İsteyenler buradan bisiklet kiralayıp adayı bisiklet turuyla tamamlayabiliyorlar. Bu arada çok sıcak ve inanılmaz bir kalabalık var. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim gezme tarihini bugünü seçmezdim. Gerçekten sokaklarda yürümekte bile çok zorlandık. Hele ki bebek arabasıyla ve hava da çok sıcak. Şimdi biz ara sokaklardan kalabalığın içerisinden kaçtık. Ben Büyükada'nın evlerine, sokaklarına, tarihine gerçekten hayranım. Çok güzel. Şimdi size gezdirebileceğim kadar gezdirmeye çalışacağım. Gücüm yettiği kadar. Çünkü biliyorsunuz ya da bilmiyorum, belki de bilmiyorsunuz. Büyükada'nın sokakları yokuşludur. Bu sıcakta bebek arabasıyla ne kadar yokuş tırmanabilirim bilmiyorum ama gidebildiğim yere kadar gideceğim. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Ada Palas harika gözüküyor. Eyvah eyvah. Gerçekten harika gözüküyor. Bunu da böyle size çekmek istedim. Kapının güzelliği. Ya. Evet, ada yolculuğumuz başladı efendim. Size nereye çekeceğimi gerçekten bilemiyorum. O kadar güzel ki, bakar mısınız balkonlara? Ne kadar hoş yapmışlar. Burası da yine bir otel ama çok şık. Ve sokağına bakın. Her yer rengarenk çiçeklerle dolu. Bu arada Büyükada'da eskiden faytonlar vardı. Faytonlarla Büyükada'nın tepesine çıkılırdı. Artık onlar yasaklandı. Bence de çok iyi oldu. Çünkü hayvanlar artık eziyet görüyordu yani. Çok çok iyi oldu. Şimdi faytonlar yerine şöyle araçlar isteyenleri gezdiriyormuş. Adanın tepesine kadar çıkartıyormuş. Oradan istiyorsanız siz kendiniz yürüyerek inebiliyorsunuz. Şöyle ara sokakları. Ya da tekrar aynı o bisiklet tarzı demin yanımızdan geçen araçlarla tekrar geri dönebiliyorsunuz. Sizler için onların da fiyatını öğreneceğim. Çok sıcak, yürünecek gibi değil gerçekten. Yani bugün Temmuz'un 7'si olmaması gereken bir tarihte çok kalabalık bir günü seçtim. Ada gezisi için hiç uygun bir gün değildi gerçekten. Ama benim de İstanbul'daki son günüm. Adayı da görmeden gitmek istemedim. O yüzden biraz mecburi oldu aslında. Bakalım ya, dayanabildiğim kadar dayanacağım artık. Dayanamadığım yerde dinlene giderim. Çünkü şimdi araca binsem bile, bakın araçlar şu anda tam önümde. Araca binsem bile yani hızlı geçecek. Ben duracağım, resim çekeceğim, size göstereceğim, konuşacağım, tekrar yürüyeceğim falan. Bence böylesi yorucu ama daha keyifli. Bakar mısınız? Harika değil mi? Ah. Size biraz önce söylediğim araçlar bunlar. Bunlar gezdiriyor. Daha fazla dayanamadım. Sakın gitme. Bakın. Devre gidiyorlar. Daha fazla dayanamadım. Şu kaldırıma oturdum. Ah, acaba nasılım şu anda? Anne bak. Alev alev yanıyorum. Anne bak. Evet sevgilim. Çok güzel gerçekten. Harikasın. Anne. Zerzeceğiz. Ağzız. Dur bakayım anneciğim. Her yerimden yani bacağımdan bile. Anneciğim ağzı sürülür mü? Yerden aldın hayatım. Şuraya oturur musun? Çok sıcak zaten. İki yaş sendromu diye nalet bir şey var bir de. Bir de onunla uğraşıyorum yani. Ya bakar mısınız suya? Bacağımdan bile şakır şakır sular akıyor diyebilirim size. Yani diz kapağımın arkasından aşağı şu anda sızdığını hissediyorum. O kadar sıcak. Çok güzel şöyle. Renkli pembeyi de hiç sevmem bilirsiniz. Pembe çiçeğin altında gölgede bir yer bulduk kendimize. Akıyor buralardan. Bakın. Temmuz'un 7'sinde gelirsen böyle olur.
gölge bir yer bulduk. Daha fazla ilerleyemeyeceğim. Burada oturup birazcık dinlendikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım eğer düz yolsa azıcık yürüyelim. Tabii o çünkü pusette oturuyordu ya, yorgunluk nedir bilmiyor şu anda. E hadi yürüyelim madem. Birazdan görüşürüz. Sen mi tutacaksın? Peki. Çiçek topladı, babasına verecekmiş onu da. Ver şuraya. Şu, ay. Şuraya koyalım bari. Ay. Biraz yokuş çıkıyoruz. Ondan sonra Allah'tan böyle düz yürüyüş alanı. Böyle gidebildiğimiz kadar düz gidiyoruz. Gel ben süreyim hayatım. Gidebildiğimiz kadar düz gidiyoruz. Biraz soluklanıyoruz. Buralar bir nebze aşağıya göre esiyor. Bir dakika. Al yavrum. Alacağım. Hadi bakalım. Yürü. Bir nebze böyle aşağıya göre esiyor. Biraz böyle en azından seriniyoruz yani. Ay şunun güzelliğine bakın. Pamuk gibi. Ev kedisi belli ki. Ben etrafı çekmek istiyorum. Şöyle eski yapıtlar. Böyle gezmeye gittiğim zaman kendimi çekmek istemiyorum. Çünkü zaten genelde günlük vloglarda beni zaten görüyorsunuz. Ama hem... Aa, güneş yanıma gel anneciğim. Bu sefer büyük araba geliyor. Gel. Gel çok tehlikeli. Yanıma gel bir tane. Tut burayı. Tut burayı anneciğim. Heh. Sakın koşma. Sakın koşma. Evet. YouTube'u kendimize anı olsun diye çekiyoruz. Geleceğimize anı olsun. İşte güneş ileride büyüdüğünde güneşi izleyelim. Bazen mesela eski videolarımı izlediğimde yaptığım yanlışları görüyorum. Yanlış demeyeyim de eksik diyeyim. Mesela gezmeye gitmişiz. Hep ben kendi suratımı çekmişim. Orayı tanıtmamışım, orayı göstermemişim. Halbuki gösterseymişim ne kadar güzel, bize anı kalacaktı. Ya da güneşle bir yerlere gitmişim ama hep kendimi çekmişim. Güneşi hiç çekmemişim. Güneşin o anını kaçırdım mesela. İnsan hafızası çünkü unutabiliyor bazı şeyleri. Ama en azından böyle videolarda olduğu sürece hep hatırlayacağız. Güneş de büyüdüğü zaman kendini izleyecek. Aa diyecek, ben nasılmışım, ben nasıl yürümüşüm, ben ne yapmışım. Şurada da park var. Güneş görmedi o parka. Bak o da oyuncu kalmış. Aa merhaba. Bak çiçek veriyor, sen almak ister misin? Zira'dan oyuncağı var da. Oyuncağı varmış. Onun çiçek istememiş anneciğim. Nasılsın Mete? Nasılsın? Harikasın Mete. Bunun adı Markalı Alabay'dı. Markalı arabaymış Güneş. Kitaptan çok güzelmiş. Evet biliyorum. Sürünü tokan çok güzelmiş. Pembe. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz de. Çiçeğimizde mi kalacak? Çiçeğini geri al istersen. Tamam. İyi günler. Bu kadar da güzel kalpli bir kızım var. Mesela bu ileride Güneş'e ana olacak ve nasıl ince ruhlu bir bebek olduğunu ileride Güneş genç kız olduğunda izleyecek. Bu çok güzel bir şey. Yani çocuğun elinden oyuncağı çekmedi, oyuncak için ağlamadı, çiçeğini ona ikram etti. Hatta hediye etti. Annesi söylemeseydi çiçeğini de almayacaktı. Araban çok güzelmiş. Şapkan çok güzelmiş. Bir de güzel iltifat etti. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz dedi. El salladı ve yoluna devam etti. Bu kadar da güzel bir
bebektin sen anneciğim. İleride inşallah bunu seninle genç kız olduğunda izlersek bu videoyu yan yana diz dize el ele, o zaman gör nasıl ince ruhlu, nasıl güzel bir bebek olduğunu. İnşallah şu anda izlediğimizde bir 10 yıl sonra 20 yıl sonra izlediğimizde yine aynı güzel kalbinde kalırsın. Seni çok seviyorum Nünü. Ay. Biraz daha konuşursam ağlayacağım. Annelik böyle bir şey işte. Böyle durup dururken ağlatabiliyor insana. Böyle saçma sapan ruh hallerine girebiliyorsunuz. O yüzden biraz böyle sokakları çekeyim istedim. Evet. Sokakların güzelliği. Ay birazcık esti, gerçekten güzel oldu bu. Bu esinti güzel oldu. Suya basmamak için oradan gitti ama. Hoppa! Hoppa! Dikkat et, düşme. Harikasın. Harikasın Nünü. Bir şey söyleyeceğim. Ayakkabın spor ayakkabı ve çorapların ıslanıyor olabilir mi? Rahatsız olur musun acaba biraz sonra? Çorapların ıslandı diye. Bak. Evet evet, ıslandı çünkü. Belki rahatsız olursun. Çorapların ıslandığı için. Birazdan sana güzel bir sürprizim olacak. Kartal Eğitim Araştırmaya bağlı Büyükada Ek Hizmet Binası varmış burada. Daha önce geldiğimde yoktu. Ama dediğim gibi ben 7-8 senedir gelmiyorum. Hatta İETT durağı bile var. Çok enteresan. Araç girmiyordu eskiden. Şimdi bayağı böyle taksiler, maksiler falan fistan. Baksanıza bu taksiymiş. Ya. Çok şey değişmiş hayatta. Bayağı bayağı değişmiş. Güneş'e Herbalife Procore yaptım. Bağışıklık güçlendirici vitamin. Kendime de enerji içeceği hazırladım. Şöyle harikayız. Harikayız. Kendime de şöyle enerji içeceği hazırladım. Çünkü bu yokuşlar başka türlü çekilmez. Size bu arada biraz da işimden bahsetmek istiyorum. Daha önce videolarımı izleyen oldu mu bilmiyorum da, eğer bugün ilk defa izliyorsanız, ben Herbalife beslenme koçuyum efendim. Doğum kilolarımı vermek için başladım ben bu serüvene. İlk ayda 4 kilo verdim. Toplamda 18 kilo verdim. Hala kilo vermeye de devam ediyorum. Hedefim 58. Şu anda biraz daha var. İç bir tanem. Şu anda 70 kiloyum. Dediğim gibi bir 18 kilo gitti benden. Daha da yolum uzun. Ama şöyle bir şey var. Herbalife kullananlar illaki aranızda vardır. Herbalife zayıflama ürünü değil, sağlıklı yaşam ürünü. İçerisinde hiçbir şekilde zayıflatmak için kullanılan bileşenler yok, öyle söyleyeyim. Tamamen çok yüksek protein ağırlıklı olduğu için proteinler yağların düşmanıdır. Vücuda ne kadar protein girerse o kadar fazla yağ yakarsınız. Şuradan gidelim anneciğim, hadi. Şurası daha düz bir yol geldi bana. O kadar çok yağ yakarsınız. Herbalife de bunu yapıyor. Yüksek protein çalıştığı için spor yapmanıza gerek kalmıyor. Yani programa uyduğunuz takdirde, hatta diyet bile yapmanıza gerek yok. Çünkü biz diyet sistemiyle çalışmıyoruz. Yoğun proteinle beslediği için bizlere yağlarla savaşıyor. Siz 2 kilo verseniz bile yağdan verdiğiniz için karşıdaki kişi sizin 2 kilo verdiğinize inanmıyor. 4 kilo 5 kilo vermiş kadar gözüküyorsunuz. Ben şu anda 70 kiloyum ama başka bir 70 kilo biriyle yan yana geldiğimde çok ciddi bir fark oluyor aramızda.
Kimse benim 70 kilo olduğuma inanmıyor. Bakın gıdım mıdım hiçbir şeyim kalmadı. Göbek kalmadı. Yani şöyle çok minnacık bir göbeğim kaldı. Ayva göbeği dediğimiz. O yüzden mutluyum. Keyifliyim. İş anlamında da Herbalife gerçekten çalışanlarına demeyeyim çünkü biz bireysel çalışıyoruz. Bağımsız distribütörüyüz. İş ortaklarına diyeyim. Herbalife iş ortağına gerçekten çok değer veren bir şirket. Bizi her konuda çok çok doyuruyor. Prim anlamında da çok doyuruyor. Hediyelerle de çok doyuruyor. Tatillerle çok doyuruyor. Eğitimlerle bizleri besliyor. Gerçekten bu anlamda Herbalife'a minnettarım. Ben de kullanıyorum. Kızıma da kullandırtıyorum. Bakın şu anda elimde shake'i var mesela. Shaker'ı var. Sabah akşam kahvaltımız yine bizim shake. 1,5 yıldır bu böyle. Onun dışında kariyer anlamında 2 ayda supervisor oldum. Ve şu anda supervisorluğumu tamamladım. 1 ay sonra inşallah dünya takımı olacağım. Yani yavaş yavaş artık bir liderim. Ama yavaş yavaş liderliğimi yükseltmeye başladım. İşimi seviyorum. İç bir tane. İşimi çok seviyorum. Yani internetin olduğu her yer bizim çalışma alanımız. Bunu çok seviyorum. Özgür çalışmayı çok seviyorum. Şu anda bile karşıma biri çıkabilir potansiyel ve ona bile sunum yapabilirim. Her an satış yapma fırsatımız var. Aa, dikkat et bir tanem. Dikkat et anneciğim. Tamam, önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. Şunu bana ver istersen, tamamı dökülecek çünkü. Birazcık döküldü, ona üzüldü. Kapağı kapatalım şöyle. Dikkat et, oradan araba çıkabilir. Yani her an karşımıza potansiyel biri çıkabilir ve onların da hayatını değiştirebiliriz. Böyle çalışma şeklimiz bu şekilde, yani istediğimiz her yerde çalışabiliyoruz. Şu an şurası bile benim çalışma alanım, öyle diyebilirim size. Ben zaten güneş olduktan sonra hep şey diyordum. Kızımı bırakıp bir yerde çalışmak istemiyorum. Kızımla birlikte çalışmak istiyorum. Kızımı ihmal etmeden çalışmak istiyorum. Hep böyle bir. Şuradan gidelim bir tanem. Yeter yokuşu artık ha. Hah, şuradan gidelim. Yani yeter artık. Çalıştığım birazcık kızımla zaman geçireyim istiyorum. Çünkü ben 16-17 yaşından beri çalışıyordum. Biraz böyle rahat çalışmak istiyordum. İşte Herbalife tam da benim gibi çalışmak isteyenlerin imkanı, öyle söyleyeyim. Benim bebeğim var, benim çocuğum var, yapamam demeyin. Benim de bebeğim var. Güneş 1,5 yaşındaydı ben bu yola girdiğimde. Güneş şu anda 2,5 yaşında. Yapıyorum, görüyorsunuz. Bizim bir sloganımız var Herbalife'ın. Senin kendine sorman gereken 2 şey var. Çocuğum var, yapamam ben mi dersin, yoksa çocuğum için yaparım mı dersin? Ben çocuğum için yaparım diyenlerdenim. Ve çocuğum için yapıyorum. Demin de duyduğunuz gibi lider kariyerimi aldım. Böyle, bunu da böyle dipnot olarak anlatmak istedim. Eğer bana ürünler hakkında nasıl ulaşmak isterseniz, nasıl, o kadar yoruldum ki konuşamıyorum şu anda, farkında mısınız? Bir yandan güneşe bakıyorum, bir yandan şu anda şöyle 3 yol ağzındayız, her yerden bisiklet fırlıyor. Böyle dikkatim şey oldu, dağıldı. Ürünlere nasıl ulaşacağım derseniz eğer, ben hemen şuraya Herbalife Instagram hesabımı yazarım. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Birebir takip ediyorum. Ürünle, yani biz satış yapmıyoruz. Biz şey değil. Anneciğim yanıma gelir misin? Bisiklet geliyor. Biz pazarlamacı değiliz. Biz satış yapmıyoruz. Biz insanların istediği sonucu onlara veriyoruz. Kilo almaksa kilo almak, kilo vermekse kilo vermek, kilo kontrolse kilo kontrol, sporcu beslenmesi, cildinde problem varsa onların giderilmesi, her türlü iç dış beslenme
yapıyoruz. Detayları zaten ulaştığımızda bana birebir de konuşuruz. Şimdi biraz güneşe odaklanmalıyım çünkü arabaların yoğun olduğu bir yere geldim. Konuşamıyorum, aklım onda olduğu için. Birazdan görüşürüz. Bakar mısınız güzelliğe? Harika değil mi? Ay hangi birini çekeyim ki? Böyle gözlerim büyülendi. Bir ona bakıyorum, bir ona baksanıza. Güneş arabalar geliyor. Koşma lütfen. Seni oturtmak zorunda kalırım yoksa. Beni korkutma. Yürü hadi. Güneş dur diyorum. Durmuyorsun. Yürü diyorum. Yürümüyorsun ha. Kenardan anneciğim. Senin uykun geldi bence. Olmaz. Aa baksana. Çocuğa bak. Gördün mü heykelde çocuk var. Aa. Oraya gidemeyiz aşkım. Oraya gidemeyiz bir tanem. Orası kapalı. Kapalı anneciğim. Ay şu rüzgar güllerinden ben de balkonuma asacağım. Böyle saksılar yapacağım. Renkli çiçeklere bayılıyorum. Yani kaktüsler çok bana göre değil. Ben böyle canlı, renkli çiçekleri daha çok seviyorum. Gel bir tane. Bakın ne kadar güzel. Geziyoruz aşkım. Adalarda Adalet Sarayı da varmış. Mesela bunun da olduğunu bilmiyordum. Ya da ben eskiden çocuktum herhalde. Öyle ebele gübele etrafı seyrediyordum. Bunlar hiç dikkatimi çekmiyordu. Belki de bunlar vardı. Araştıracağım bunu ben bir. Yalnız çok büyük bir sıkıntı. Kaldırımlar o kadar dar ki bakar mısınız kaldırımlara? Burada direk var, kaldırımın ortasında ağaç var ve sürekli araç yoğunluğu var. Hiçbir şekilde bebek arabasıyla ne kaldırımdan gidebiliyoruz ne de caddeden gidebiliyoruz. Bence Ada Belediyesi buraya ya da adaya hangi belediye bakıyor onu da bilmiyorum. Onu da araştırıp buraya yazarım. Buraya bir el atmalı. Bakar mısınız? Yani bu kaldırımda nasıl yürünebilir bir bebek arabasıyla? Bakın buyurun sürekli trafik. Yani hiç boş durmuyor. Bisiklet gidiyor, motor gidiyor, bunlar gidiyor. Sürekli böyle bir vızır vızır trafik. Yani eskiden bunlar hiç yoktu. Biz rahat rahat geziyorduk. Ama bu sefer gerçekten birazcık zorlandım yani bu duruma. Bunu da dipnot olarak anlatmak istedim. Köşkün güzelliğine bakar mısınız? Harika. Mızı köşkü. Bizim soyadımıza ait bir köşk varmış burada ama göremiyoruz herhalde merdivenlerden iniliyor. Size burayı kesinlikle göstermek istedim. Benim bu Dilburnu Tabiat Parkı'nda çocukluğum geçti. Annem, anneannem, teyzelerim, kuzenlerim biz böyle toplaşırdık. Kalabalık bir şekilde buraya pikniğe gelirdik ve denize girerdik. Burası tamamen tesadüfen karşıma çıktı ve gerçekten o günleri yaşadım. Tabii bu kadar süslü püslü değildi. Eyvah eyvah. Bu kadar süslü püslü değildi tabii. Şu anda bayağı süslenmiş. Bu arada Dilburnu'nda çekimleri yapan çekimleri olan Türk filmleri ve dizilerin de buraya resimlerini asmışlar. Dilburnu hatırası. Son Hıçkırık filmi 1970 burada çekilmiş. Yine burada Kırık Plak. Belgin Doruk, Zeki Müren yine burada çekilmiş. Eğer bulabilirsem benim de çocukluk resimlerimi buraya eklerim. Hatırla sevgili 2007.
Yine bu şekilde. Dilburnu Tabiat Parkı. İçerisinde fotoğraf köşesi varmış. Ay, o kadar gürültülüler ki yani. Çekim de yapamıyorum. Bir sıkıntı tümle. Tabiat Parkı'nın içerisinde fotoğraf köşesi. Ayazma koyu. Mesire alanı. Akvaryum koyu. Bakın, bizim girdiğimiz, denize girdiğimiz yer burasıydı. Akvaryum koyuydu. Yine kendin pişir kendin ye yerleri. Piknik alanları. Restoran, kafe. Şimdi o tarafa gidip size fiyatını da, giriş ücretini de göstereyim. Söyleyeyim, biz geldiğimizde de yine ücretli giriyorduk. Bakalım şu an ne kadar. Şöyle. Bir saniye. Dilburnu Tabiat Parkı giriş ücretleri 21 TL. Aslında çok da uygun, 21 TL'ye böyle güzel bir yerde kendin pişir, kendin ye, fotoğraf çekme alanları, her türlü imkanınız var. Piknik yapabiliyorsunuz, mangal yapabiliyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Benim çocukluğum geçti buralarda da, böyle bir eskiye iade ettim. Kolay gelsin. Restorantı da var. Evet, çok güzelleşmiş. Çok güzel olmuş. İçerisi bayağı keyifli olmuş. Kolay gelsin. Ya böyle de güzel. 21 TL'ye bence değer. Vallahi ben dayanamadım ve içeri girdim. Yani 21 TL'ye çok güzel bir mekanı ziyaret etmiş oluyorum. Hem de çocukluk anılarımı da gidermiş oluyorum böylece. Çok güzel resim çekme yerleri var burada. Şu kalpte resim çektirdim. Bir bayan benim resmini çekti, sağ olsun. Buralarda ancak selfie yapabildim. Aslında birilerine rica etsem çekerler belki de. Henüz onu yapmadım. Bu arada kızım da uyuyor. Hazır o uyuyorken rahat rahat dedim. Ve şurası bizim köşemiz. Hazır gelmişken o köşeye de bir oturayım ben ya. Ha, şu köşede ben bir oturayım. Aa, yürüyor musunuz? Ama bebek arabasıyla da oraya inmem çok zor olacak. Neyse. Çok zor olacak. Böyle güzel bir yer. Burası da Dilburnu restorantmış. Kır restorantıymış. Bir de burayı gezelim bakalım. Ve güneşim uyandı. Hop. Ona öğlen uyu, güzel güzel uyursan seni parka götüreceğim diye söz vermiştim. Şimdi parka geldik, birazcık oynadık. Hadi anneciğim, buraya gel bir tane. Hayır hayır, gel yanıma, gel aşkım. Gel bir tane. Güzel mi, beğendin mi? Burada maşallah koca ayının evini yapmışlar. Bunlar otobüsmüş ve bunlar da İstanbul Kart geçiyormuş. Aklınızda olsun. Eğer pusheti olmasaydı gerçekten şu anda binmeyi çok isterdim. Böyle çarşı diye yazıyor. Şoförleri de genelde kadın. Böyle otobüs yapmışlar. Ama pusetle ona binmek
Ne yazık ki çok zor. Ve tekrar çarşıya geldik. Ada turumuzu böylece bitirmiş olduk. Bakar mısınız bisikletlerin güzelliğine? Bunların hepsi böyle kiralık. Sağlı sollu kiralık. Burası da. Ay, şu köpeklerden çok korkuyorum. Yani sürekli haberlerde artık köpek skandalı duymaktan ödüm kopuyor. Burası da Büyükada Meydan. Bu da meşhur Büyükada'nın Saat Kulesi. Evet, vapurumuzu kaçırdık. Bundan sonraki vapura bineceğiz. Vapurda kapanışı yaparım sizinle. Ada maceramız böylece bitmiş oldu. Şarjım çok az. Her an bitebilir. Bitmeden kapanışı yapmak istedim. Biz bugün çok eğlendik. Kızımla baş başa ada turu yaptık. Hem eskileri de yad etmiş oldum. Çok keyifli oldu. Sizin de hoşunuza gittiyse eğer beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.